Merhaba sevgili Eko Başarı izleyicileri. Bugün de sizlere Konya Emirgazi'den seslenmeye devam ediyoruz. Şu anda sektöründe öncü bir firmaya Arifoğulları Petrol'e konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Hidayet Kotuk bulunmakta. Hemen kendisine dönmek istiyorum. Merhabalar Hidayet Bey. Merhaba Gizem Hanım. Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Hidayet Kotuk, petrol sektöründe 3 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Asıl işimiz tarımla uğraşıyoruz. Ticaret. Ticaretle uğraşmaktasınız. Peki Hidayet Bey, burada sizleri tercih eden müşterilerinize sunmuş olduğunuz hizmetleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz sizlerden? Tabii ki petrol, ondan sonra gübre, yem, vatandaşın mahsulünü alıyoruz. Vatandaşın mahsulünü değerlendiriyoruz. Götürüp başka firmalara satıyoruz. Artı tarımla uğraşıyoruz kendimiz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Yani sadece, vatandaşa hizmet veriyoruz. Yani aslında sadece petrol değil, bunun yanında zirai ürünler, evet, ve asil, tarımla da uğraşmak. Asil işimiz o bizim. Peki biraz bahseder misiniz bizlere yaptığınız işlerden? Yaptığımız işler, buranın mahsulünü alıyoruz. Arpadır, buğdaydır, mısırdır. Bunları alıyoruz. Bunları değerlendirip satıyoruz. Vatandaşa gübre veriyoruz, yem veriyoruz. Bunları bu satıyoruz. Şekilde bu şekilde hizmet, hizmet veriyoruz. Peki Hidayet Bey, sadece Emirgazi halkına mı hizmet veriyorsunuz? Farklı il veya ilçelerle de çalışmalarınız oluyor mu? Hayır. Emirgazi'nin şeylerine, köy ve kasabalarına, buralarda hizmet götürüyoruz. Sadece Emirgazi'ye bağlı değilsiniz. Hayır, yani değiliz. Yani mahsullerini yerinden kaldırıyoruz. Yerine götürüyoruz yemlerini. Hizmetimizi bu şekilde devam ettiriyoruz. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Peki tarımdan bahsettiniz. Emirgazi ile mi çalışmaktasınız yine sizler, yoksa tarım ürünlerinizi farklı il veya ilçelerden de temin edebiliyor musunuz? Tabii ki. Diğer etraftaki ilçelerden de alıyoruz. O ilçelerde hizmet veriyoruz. Diğer illere de aldığımız mahsulleri gönderiyoruz. Peki onları pazarlıyoruz. Peki Arifoğulları Petrol olarak burada verdiğiniz hizmetleriniz nelerdir? Yani neden tarımdan bu sektöre giriş yaptınız? Ya bu tarıma bağlı olduğu için vatandaşı da yani petrolünü verelim, mahsulünü alalım. Bu anlamda düşündük. Peki Hidayet Bey, şu anda sizleri izleyen izleyicilerimiz hem petrol alımlarında hem zirai ürünlerde nelere dikkat etmeliler alımlarında? Şu an mesela akaryakıtta hiçbir sorun yaşamadık ama yani biliyorlar bunun kalitesini. Tabii ki bazen ucuz mazot alıyorlar ama bunun farkına varıyor vatandaşımız. Bunun kaliteli olduğunu farkında. Peki zirai verdiğimiz zirai ürünlerde mesela yemde, gübredir, bunun kalitesinin tabii ki farkında. Zaten bilmese adam tercih etmez. Evet, kaliteye dikkat etmeliler. Kaliteye dikkat ediyoruz. Bizim başta ettiğimiz şey kalite. Peki son olarak buradan sizleri izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Vallahi sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Peki ben seviyorum vatandaşımı. Peki vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Nice bol kazançlı günler dileriz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık Emirgazi, geldiğin için. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.